Merhaba arkadaşlar. Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Eski Antlaşma'da bulunan Neden Nuh Bir Gemi Yaptı adlı hikayemizi okuyacağız. Ama öncesinde ezbere ayetimizi okuyalım. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kameralar yap. Nuh, Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getirdi. Yaratılış 6. bölüm 14 ve 22. ayetler arasında yazılıdır. Tanrı dünyayı mükemmel bir şekilde yarattı. İnsanlara sevgi ve ilgi gösteriyor, insanlar da Tanrı'yı sevdiğinden ona itaat ediyor ve onu yüceltiyorlardı. Bu şekilde insanlığa yaratıcısının dostluğu ve mutluluğu sonsuza dek devam edecekti. Ama Adem ve Havva'nın günahı yüzünden her şey değişti. Adem bahçesinden çıkarılan Adem ve Havva'nın birçok çocuğu olmuş ve birkaç yüzyıl sonra soyları oldukça artmıştı. Günahkar olarak doğan insanlar Tanrı'yı terk edip kendilerine putlar belirleyerek onlara tapındılar ve günah işlemeye devam ettiler. İnsanların kalbi kötülük ve günahla doldu. Tanrı'nın sözünü dinleyip doğrulukla yaşamak istemediler. Artık Tanrı'nın yarattığı dünyanın her tarafı günahla doluydu. Bu Tanrı'yı çok üzüyordu. Tanrı insanoğlunu yarattığına pişman oldu ve dünyadaki tüm insanları suyla yargılamaya karar verdi. Bu yüzden Nuh adında iyi ve doğru bir adamla antlaşma yaptı. Nuh, Tanrı'ya itaat eden, iman dolu, doğru bir kişiydi. Aynı zamanda Nuh, Tanrı'ya hizmet ederken oğullarına da doğru yaşamayı ve Tanrı'nın sözüne itaat etmeleri gerektiğini öğretiyordu. Tanrı Nuh ve ailesinden hoşnuttu. Tanrı Nuh'a, "İnsanlığa son vereceğim. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap," dedi. Nuh, Tanrı'ya inandığı için onun sözüne itaat etti. Bir dağın tepesinde Tanrı'nın verdiği talimatları yerine getirerek gemiyi yapmaya başladı. Nuh, hayatında ne bu boyutta bir gemi inşa etmiş ne de böyle bir gemiyi görmüştü. Neredeyse bir futbol sahasının uzunluğunun 1,5 katı olan bu geniş ve büyük 3 katlı gemiyi inşa etmek hiç de kolay değildi. Yine de Nuh ve ailesi hep birlikte bu gemiyi inşa ettiler. Hep beraber Tanrı'nın sözüne itaat ettiler. Çevredeki insanlar deniz kıyısında değil de dağın tepesinde büyük bir gemi inşa eden Nuh ve ailesine bakıp alay ettiler. Nuh hem çalıştı hem de dünyayı gelecek olan yargı konusunda uyardı. Ama insanlar bu uyarıya dikkat etmeyip kötülük yapmaya devam ettiler. Geminin inşası yaklaşık 100 yıl sürdü. Bu sırada insanlar sürekli Nuh ve ailesiyle alay etmeye devam ettiler. Fakat onlar vazgeçmeden Tanrı'nın sözüne itaat ederek gemiyi bitirdiler. Gemi bitince Rab Nuh'a, "Bütün ailenle birlikte gemiye bin. Çünkü bu kuşak içinde yalnızca seni doğru buldum. Yeryüzünde soyları tükenmesin diye yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere 7'şer çift, kirli sayılan hayvanlardan 1'er çift, kuşlardan 7'şer çift al. Çünkü 7 gün sonra yeryüzüne 40 gün 40 gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım her canlıyı yeryüzünden silip atacağım," dedi. Nuh, Rabbin bütün buyruklarını yerine getirdi. Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi her tür hayvan, kuş ve sürüngenden erkek ve dişi olmak üzere 1'er çift Nuh'a gelip gemiye bindiler. 7 gün sonra tufan koptu. Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. Rab Nuh'un ardından kapıyı kapadı. Tufan 40 gün sürdü. Çoğalan sular gemiyi yerden yukarı kaldırdı. Nuh 600 yaşındayken tufan başladı. Sular yükseldi, çoğaldıkça çoğaldı, gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı.
Gemiye binen Nuh'un ailesi ve hayvanlar hariç, yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü. Rab insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları günaha karşı cezalandırarak yok etti. Tanrı sözünü tutmuş ve dünyayı suyla cezalandırmıştı. Tufan bitince yeryüzünde yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı. Sular 150 gün boyunca yeryüzünü kapladı. Sonra Tanrı Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanın hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi. Sular alçalmaya başladı. Toprak tümüyle kurumuştu. Nuh ve ailesi gemiden çıktıktan sonra ilk olarak Rab'be bir sunak yapıp yakmalık sunular sunarak şükretti. Yakmalık sunu, yani kurban, günahı ortadan kaldıramaz. Ancak günahın cezasını ödemek için neyin gerekli olduğunu gösterir. Tanrı ile insan arasında olan bu tür kurbanlar, bir gün yeryüzüne günahın gerçek bedelini ödemek için gelecek olan günahsız İsa Mesih'i işaret etmektedir. Tanrı, dünyayı tufanla yargıladıktan sonra Nuh'un ailesi aracılığıyla yeni bir başlangıç yapıp, ilk yaratılıştaki kutsamasını yenileyerek Nuh'u ve oğullarını kutsadı. Onlara, "Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun," dedi. Ve yeryüzünü bir daha tufanla yok etmeyeceğini vaat etti. Tanrımız günahtan nefret eder. Fakat Nuh gibi Tanrı'nın yolunda yürüyen ve onun sözüne itaat eden kişiyi de sonsuza dek korur ve bereketler. Bu nedenle arkadaşlar, dünya kötülükle ve Tanrı'yı terk etmiş kişilerle dolu olsa da, Rab'be inanan bizler Nuh gibi Tanrı'nın sözüne itaat edelim ve onu hoşnut eden imanlı çocuklar olalım. Dünyanın kötü alışkanlıklarına ve tanrısızlığa karşı olan savaşta başarı kazanabilmemiz için Tanrı'yı derinden tanımaya ve onun sözünü öğrenmeye gayret edelim.